Sperm toplama teknikleri aslında normal teknikler ve laboratuvar teknikleri veya cerrahi teknikler olarak böyle sınıflandırılabilir. Normal olarak tabii ki normal ejakülasyonla, boşalma ile verdiğiniz spermi kullanabilirsiniz. Bazen bunları verip de bize geriye boşalma dediğimiz mesaneye kaçış durumu olabiliyor hastalarda. Özellikle diyabetik hastalarda, şeker hastalarında bunu çok sık görüyoruz. Böyle olduğu zaman biz spermi idrardan da toplayarak kullanabiliyoruz. Böyle bir yöntem de var. Onun dışında normal dışarıya atışta sorun varsa veya atılan spermde kalite bozukluğu, hareket zafiyeti, DNA hasarı, morfoloji bozukluğu ve benzeri şeyler varsa bu sefer cerrahi yöntemlere başvurduğumuz durumlar da oluyor. Özellikle total immotil dediğimiz hiç spermde hareket olmadığı tablolar var. Bu grupta özel bir grup ve bu gibi gruplarda veya azoospermi grubu, bu gruplarda bir sperm toplamak için PESA, percutan epididimal sperm aspirasyon, yani dışarıdan iğne sokarak epididim dediğimiz depolama kanalından sperm toplayabiliriz. 1. 2. MESA, mikroskopik epididimal sperm aspirasyonu. Bu ameliyatta açılarak, açıldıktan sonra sperm depolama kanalından bir enjektör yardımıyla sperm çekme durumu olur. Bu iki yöntemi genelde biz obstrüktif azoospermide, yani tıkanıklık grubunda veya vazogenezisinde, sperm yol yokluğu grubunda tercih etmekteyiz. Fakat bazen bu hastalara da mikrotese yapmak zorunda kaldığımız tablolar olabiliyor ama bu çok nadir. Genellikle MESA ve TESA ile bunlarda rahat rahat MESA, TESA ve PESA ile bulabiliyoruz. Diğer bir grup ise TESE, mikrotese grubu. Azoospermi de yıllar içinde önce biyopsi yapıldı, sonra tek iğne biyopsisi yapıldı, daha sonra çok biyopsi yapıldı, daha sonra testiküler sperm ekstraksiyonu, TESE dediğimiz yöntem yapıldı, daha sonra mapping yapıldı ve artık günümüzde TESE kullanılmıyor. Mapping de kullanılıyor. Yani testisin içinden 5 yerden, 7 yerden, 8 yerden parça alarak testisin tamamını siz aydınlatamazsınız. Hastaya bilgi veremezsiniz. Her tarafını incelemek zorundasınız. Mikrotese bu zorunluluktan çıkmıştır. O yüzden mikroskopla testisin her milimetre karesini, santimetre karesini iyice tarayarak sperm var mı yok mu bunu incelemeniz gerekir. Bizim için bir tane sperm bir çocuk demek. O nedenle o bir spermin peşinde koşmak için saatlerce zaman harcadığımızı biliriz. Testisin sağında, solunda, her tarafında iyi bir inceleme için.